Evet sevgili arkadaşlar, sıradaki sorunuza bakmadan önce yine ne yapacağız? Özelliklerimize bakalım. Node demişiz. Merkezden kirişe indirilen dikme kirişi iki eşit parçaya ayırıyormuş. Gördüğünüz gibi dikme ne yapıyormuş? Kirişi iki eşit parçaya ayırıyormuş. Uzunluk da önemli bir kuraldır. Daha sonra önemli bir kuralımız iç kuvvet. İç kuvvette de çemberimizin içinde bir çarpı ya da artı işareti görüyorsanız parçaların çarpımı birbirine eşittir. A ile B'nin çarpımı C ve D parçalarının çarpımına eşit. Dış kuvvete baktığımız zaman da kısa mesafe PA uzunluğu uzun olan PB ile çarpıldığı zaman eşittir dedik. Kısa uzun çarpımına eşittir diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Sorumuza baktığımız zaman soruda geldik. Çemberin çapıymış AB. Çap. Gördüğünüz gibi çaptan yani merkezden kirişe bir ne çekilmiş? Dik çekilmiş. Şu kolu da uzatırsanız düz bir şekilde 6 ise bu parçada ne olacaktır? 6 olacaktır. Hangi kuralımız? Merkezden kirişe indirilen dik mesafe, dik olan uzunluk kirişi iki eşit parçaya ayırı kuralı. Daha sonra geldik. Diğer kuralımız iç kuvvet. Burada iç kuvvet var mı? Evet. İç kuvvetten çözüm yapacak olursak x ile 3'ün çarpımı diğer parçalar olan 6 ile 6'nın çarpımına eşit. 3x eşittir 36'dan x uzunluğunu 12 santim buluruz. X'i bulmuş olmamız çözümü yaptığımız anlamına gelmeyecek. Sazan gibi atlamayın. Bize neyi soruyor? Çemberin yarıçapı. Sen neyi buldun? AD mesafesini buldun. AB çaptır. AB dediğimiz uzunluk çap. Yani 15 santim. Bize neyi soruyor? Bize yarıçapı soruyor. Yarıçap dediğiniz çap olan uzunluğun yarısı. O da eşittir 7,5 santim bulunacaktır sevgili arkadaşlar. Çemberin içinden gördüğünüz gibi kesenle bir kare ne yapmış çizilmiş. O merkezmiş. Yarım çember kendisi. EB uzunluğunu 8 vermiş. OA uzunluğunu 16 vermiş. ABCD karesinin D köşe noktası yarım çemberin üzerindedir. Yani şuradaki hikayeyi tanımlıyor bana. Tamam. Buna göre karenin alanı nedir? Arkadaşlar geldik. Şuradaki AE uzunluğuna x olsun derseniz karenin bir kenarı AB diğer kenarı olan DA'ya yani bütün kenarlar birbirine eşit olacağı için x artı 8. Yani sizin buradaki DA uzunluğu da ne bulunur? X artı 8. Başka bir şey biliyor muyum? Canım bunu yaptıysanız bu çemberin yarıçapı çemberin yarıçapı x'li cinsten ifade edilirse yarıçapı göstereyim hemen maviyle. Hocam yarıçapımız bu. Evet. Neye eşit? 16 artı x. Hocam nereden bulacağım? Canım karenin köşeleri dik kesişir. Gelirseniz buradan merkezden karenin gördüğünüz gibi D noktasına doğruyu uzatırsam burada ne var? Dik üçgen var. Dik üçgen varsa ne var? Pisagor. Bu OD de yarıçap değil miydi? Yarıçaptı. O zaman bu arkadaşımız da 16 artı x olur. Yani elimde şöyle bir dik üçgenim var.
Bu uzunluk 16. O A uzunluğu. Geldim. DA uzunluğunu ne buldum ben? 16 artı X. 8 artı X. OD dediğimizde ne? Çemberimizin yarı çapı. Çemberimizin yarı çapı da nedir? 16 artı X. X'i bulmak istiyorsak Pisagor teoremiyle mi uğraşacağım 2 saat? Diyeceğim ki özel üçgen var mı? 16 ile ilgili nasıl bir özel üçgenim vardı? Dik kenara 16 olan 12, 16, 20 özel üçgeni mi? Bakalım üçgenimiz bu mu? Tutup Pisagor bağıntısıyla uğraşmıyorum. Bakalım sağlıyor mu? 16 ise bu 12 olması lazım. X 4. X yerine 4 yazdığınız zaman 12, 16, 20 etti mi? Etti. Neyi bulmuş oldum? X'in 4 olduğunu bulmuş oldum. X 4 ise karenin alanını soruyor. Karenin bir kenarının karesi değil miydi alanı? AB'nin karesi. X artı 8'in karesini al diyor. X'i kaç buldum? 4. X gördüğüm yere 4 yazarsam 4 artı 8 12. 12'nin karesinin 144 olduğunu biliyorum. Cevabımıza ne dedik? 144 santimetre kare. Ve işaretledik. Sırada. Çemberde çevre uzunluğu. Çemberin çevresi yarı çapı çarpı 2 çarpı pi, yani 2 pi r'ye eşittir. Yine o merkezli bir çemberde sadece yay uzunluğunu soruyorsa, tamamını değil yay, gördüğünüz gibi kırmızıyla gösterilen ne? Uzunluk. Lütfen ölçüyle uzunluğu karıştırmayınız. AB uzunluğu nedir? Tüm çevre uzunluğunun alfa bölü 360 derecesine eşittir. Bu iki kuralla çalışırsınız. Çevre uzunluğu ya da yay uzunluğu. Önemli. İkisi de önemli bir nokta. Gelelim. Yarıçap 36 birim olan. Geldik. Yarıçap ne? 36. Şurası merkez olsun. Yarıçap 36. Bize diyor ki bu çemberdeki yay uzunluğu 16 pi. Canım bu yay uzunluğumuz. Yay uzunluğu. 16 pi. Güzel. Bize neyi soruyor? Yayı gören. Şuradaki alfa açısı kaç derecedir diyor. Ben neyi biliyorum? Yay uzunluğu formülünü biliyorsam. Yay uzunluğu neye eşitti? 2 pi r dediğimiz yarıçap ne? O merkezi çember için 36 santim demiş. Bölü 360. 2 alfa ile 16 pi'yi sadeleştirdim. 8. Pardon, şurası 36 çarpı, şunu tekrar sileyim. Yay uzunluğumuz 2 pi r çarpı alfa bölü 360. Buradan çözüm yapacak olursak 16 pi, yay uzunluğumuz neydi? 16 pi. Eşittir dedik. 2 pi çarpı yarıçap çarpı alfa bölü 360. 2 pi ile 16'yı sadeleştirdim. 8. 8 eşittir. Yarıçapımız neydi? Yarıçapı da 36 biliyorum ben. 36
çarpı alfa bölü 360. 36 ile 360'ı sadeleştirdim. 10. Alfa açısını bulmak istiyorsam içler dışlar çarpımı 8 çarpı 10. Alfa açımız 80 derece bulunurmuş arkadaşlar. Tamamıyla ne yaptım? Formülden yola çıkıldı. Formülleri biliyorsam sıkıntı yok demektir. Cevabımız 80 dereceymiş sevgili arkadaşlar. Ve bir sonraki sorumuz. Sorudan önce bana bir not tanımlamış. Demiş ki merkez açı ile yay uzunluğu doğru orantılıdır. Alfa ile beta açısını oranlamış. Bunların gördükleri yay ölçüsünün oranına neymiş? Pardon, yay uzunluklarının oranına eşitmiş. Güzel. Bakalım ne işimize yarayacak. AC'ye çap demiş. Şuradaki açının 90 derece olduğunu söylüyor. Diklik sembolü. DO diktir OB uzunluğuna. Yani 90 derece. Dik. Daha sonra yandaki şekilde demiş ki BC yayının uzunluğunun, bu yay uzunluğunun DA yayına uzunluğuna oranı 2 bölü 5. Ya o zaman ben şunu diyebilir miyim? 2 alfaysa şuradaki açımız, madem açıyla uzunluk doğru orantılı, şuradaki açının tamamına şu açı 5 alfa. Olmaz mı? Madem doğru orantılı. Olur. Şuradaki açı 2 alfa. Gördüğünüz gibi yay uzunluğunu gören açılar madem orantılı 2 alfaya 5 alfa dedim. Daha sonra geldim. Şurası 90 derece ise, tamamı 90'sa buraya 90 eksi 2 alfalık bir açı kalır. Şunu da düzgün yazalım. 90 eksi 2 alfa. AC çapsa bu çap, çapın üzerindeki açıların toplamı aynı zamanda bir doğru parçası. 180 derece değil miydi? Evet. O zaman alfa açısını bulursam buradaki merkez açının kaç derece olduğunu bulurum. Geldim 5 alfa artı 90 eksi 2 alfa eşittir. Doğru parçası üzerindeki açıların toplamı 180'di. 3 alfa eşittir. 180'den 90'ı karşıya attık, çıkarttık. 90'a eşit ise alfa dediğimiz açı 30 derece. Bize ne soruyor? Diyor ki CD yayının uzunluğunun, CD yay uzunluğunun neye oranı? Yarıçapı oranını soruyor. CD yay uzunluğunu bulabilmem için şu aradaki açıyı bulmam lazımdı. Alfa yerine 30 derece yazarsanız 90 eksi 2 alfadan buradaki açının 60 derece olduğunu bulurum. Bize DC yayının uzunluğu burası. Nasıl hesaplıyordum? Diyordum ki 2 pi yarıçapımız R olsun çarpı R çarpı aradaki açı 60. 60 bölü 360 dereceden bulunuyordu. Bunun neye oranı verilmiş? Soruluyor. R'ye oranı. Canım kardeşim, yarıçaplar birbirini sadeleştirdi. 2 pi kaldı burada. Çarpı. 360 ile 60'ı da sadeleştirdim. 6. 2 pi ve 66. Daha sonra
Geldik. Burada bir sıkıntı var. Şuradaki açımız 30 derece olacak. 60 değil, 30. İki alfayı çıkarttım yani. Şuradaki açı 30. 30 bölü 360. 30 bölü 360 dersem 1 bölü 6 değil, 1 bölü 12. İşleminize lütfen dikkat ediniz. Yoksa yanlış sonuç bulursunuz. 2 pi'nin 12'ye bölümü sadeleştirirsem pi bölü 6 olacaktır. Cevabımız neymiş? Pi bölü 6'ymış dedik sevgili arkadaşlar. Lütfen işlemlerimize de dikkat ediniz. Yoksa cevabı pi bölü 3 bulurdunuz ki yanlış olurdu. Lütfen işlemlere dikkat edin. Yoksa işiniz kötü. Bir sonraki soruda yine özellikler verilmiş. Bu sefer dairede alanda bilmeniz gereken 3 tane özellik var. Bunlar sizin için yeterli olacaktır. Dairenin alanı yarıçapı R ise pi R kareden bulunur tamamı. Eğer size bu şekilde kırmızıyla alfa derecelik bir dilim verilmişse tüm alanın alfa bölü 360'la çarpımıdır. Buradaki dilim alanı. Not demişiz. Ya buradaki dilimden gördüğünüz gibi bir kesik atmış. Kesik yani buradaki taralı alanı soruyor. Bu alanı direkt hesaplayamazsınız. Ne bilindik hesaplama yöntemi şudur. Burada dilim var. Gördüğünüz gibi buradaki dilimden alfa derecelik dilimden üçgeni ne yapmış? AOB üçgenin alanını çıkartmış sevgili arkadaşlar. Buradaki dilim alanından üçgen alanını çıkartırsanız geriye bulacağınız alan taralı alan olur. Bu üç alan bulma yöntemini unutmuyorum. Sebep işime yarayacak. Diyor ki O merkezli AB çaplı. O merkezmiş. Kimin? Yarım çemberin. M merkezi de CB. Yarım çaplı çember verilmiş. AC uzunluğuna 8 birim. AC'ye de 8 birim demişiz. Daha sonra buradaki taralı alanı yazmış. Demiş ki buradaki taralı alanımızda 36 pi'ye eşitse çemberlerin yarıçapları toplamı nedir? Ya çemberlerin yarıçap toplamları için ilk önce buna bir x olsun dedim. Büyük olan çemberiniz burası x artı 8 ise buradaki mesafede x artı 8. Büyük çemberin yarıçapı biliniyor. X artı 8 dedim. Hoca küçük çemberin yarıçapını bulabilir miyim? Bulurum. Canım buranın tamamı 2x artı 8 ise bu da küçük olan çemberin çapıysa yarıçapı x artı 4 bulunur mu? Evet. Küçük çemberimizin de yarıçapı neymiş? Küçük çemberimizin yarıçapı da x artı 4. Artık alan bulabilir miyim bu taralı alanı? Tabii ki bulurum. Hangi cinsten? X'li cinsten. Sonucu da verdiyse x'i bulursam da cevap bulacağım. Taralı alan. Büyük çember alanının yarısından küçük çember alanının yarısının çıkartılmış hali. Öyle değil mi? Gördüğünüz gibi yarısından küçüğün yarısı çıkartılmış. O zaman taralı alana 36 pi dedim. Eşittir. Büyük çemberin alanı x artı 8'in karesiydi.
yarısını bulmak için 2'ye böldüm. Eksi x artı 4'ün karesinin tümünün yarısı. Paydalar eşitse içler dışlar çarpımı yaptım. Şuralarda pi'lerim var tabii ki. Pi r kare. 36 ile 2'yi çarptım. Paydalar eşit olduğu için 72 pi eşittir. Pi çarpı x artı. Bunları da pi parantezine alayım. X artı 8'in karesi. Eksi x artı 4'ün karesi. Pi'ler birbirini götürdü. 72 neye eşitmiş? X artı 8'in karesi eksi x artı 4'ün karesi. Arkadaşlar tam kare açılımından yapabileceğiniz gibi iki kare farkından da ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Bu tabandaki arkadaşları bir çıkarttım. Bir de toplayıp çarpacağım. X artı 8'den x artı 4'ü çıkartırsanız 4. X artı 8'e x artı 4'ü eklerseniz 2x artı 12. Buradan sadeleştirmeyi yapayım. 72'yi 4'e böldüm. 18 eşittir. 2x artı 12. Sevgili arkadaşlar, bana soruda neyi soruyordu? Diyordu ki bu çemberlerin yarıçapları toplamı. Bu çemberlerin yarıçapları toplamı bana 2x artı 12'nin sonucu soruluyor. Ben buldum. 2x artı 12'nin sonucu neymiş? 18'miş arkadaşlar. Hocam ben x'i buldum. Uzatmış olursun. X'i bul, yerine yaz, tekrar topla. Bulduğunuz sonuca bir bakınız. Çemberlerin yarıçapları toplamı elinizde var mı? Ve geldik bir sonraki sorumuza. Bir kenarının uzunluğu 4 kök 3 birim olan bir eşkenar üçgen. ABC eşkenar üçgenmiş. O zaman bütün açılar 60 derece. 60. Bu da 60. Ve bu açıda 60 derecedir. Güzel. A köşesinden çizilen A merkezli. Bu merkezmiş. Bir çember var bakınız. Çemberi tamamlamamış. Bir çember dilimi. Bir daire dilimi mevcut elinizde. Buna göre taralı bölgenin alanı soruluyor size. Işıklara baktığınız zaman pi'li bir şeyden bir şey çıkartmış ya da sayıdan pi'li bir şey çıkmışsa yapacağımız olay şudur. Geldim. Buradaki taralı alanları hesaplama yöntemim yok. Üzgünüm. Taralı alanlar toplamını bulmak istiyorsanız bilindik şeylerden yararlanacaksınız. Taralı alan neye eşittir? Komple eşkenar üçgenin alanından eşkenar üçgen alanından neyi çıkartmış adam? Alfa derecelik dilim alanı. Çemberin alfa derecelik dilim alanını çıkartırsanız taralı alanı bulursunuz. Hocam ben üçgenin, eşkenar üçgenin alanını hesaplayabilirim. Nasıldı? Bir kenarının yani 4 kök 3'ün karesinin kök 3 ile çarpıyordum, 4'e bölüyordum. Pratik yöntemden alan bulma. Eşkenar üçgenini pratik yöntemden bu şekilde hesaplayabiliyorduk. Karesini aldım. 16 çarpı 3, 48. 48 kök 3 bölü 4. O da eşittir. 12 kök 3. Bakın şu an için kolay hesaplayabildiğim ne? 12 kök 3. Yani eşkenar üçgenin alanı. 12 kök 3 ile ilgili başlayan cevaplar 12 kök 3 eksi 6 pi. 12 kök 3
eksi 4 pi, 12 kök 3 eksi 12 pi. Cevap B ve C olamaz. Bu tarz ikili bir şablon görürseniz, bir tanesini bulursan ya cevap şıkları 2'ye ya da 3'e indirirsiniz. Şanslıysanız bir cevapta bulma ihtimaliniz de mevcuttur. Ya hoca ben alfa derecelik, alfa dediğim 60 derecelik dilim alan. Hocam burayı nasıl bulacağım? Yani nasıl hesaplayacağım? Arkadaş dilim alanını nasıl hesaplıyordum? Buradaki çemberin yarı çapını bulmam lazım. Açıyı biliyorum. Yapacağımız eşkenar üçgenden taban böyle 60 dereceden. Gördüğünüz gibi D'ye bir ne indirdim? Dikme indirdim. Ya da A'dan D'ye çizdiğiniz doğru parçası dik kesişir. Taban 2 eşit parçaya ayarı 2 kök 3. Burada ne var? 30, 60, 90 üçgeni var. 30'un gördüğü kenar uzunluğu 2 kök 3 ise 60'ın gördüğü kenar uzunluğu 30'un gördüğünün kök 3 katıydı. 2 kök 3'ü kök 3 ile çarparsanız 2 kök 3 çarpı kök 3. Sizin yarı çapınız ne bulunur? 6 bulunur. Bu AD doğru parçası sizin bu A merkezli çemberinizin yarı çapıdır. 60 derecelik dilim alanında formülüm bu değil miydi? Hocam pi r kare çarpı alfa bölü 360. Alfanın kaç olduğunu biliyorum ben. 60 derecelik dilim alanı hesaplayacağım. Pi çarpı yarı çapı kaç buldum? 6. 6'nın karesi. 60 bölü 360. 60'ı 360'a bölerseniz 6. 6'nın karesi 36. 36 pi bölü 6'dan. Artık cevabımı bulmuş oldum mu? Evet, cevabım zaten oluştu sayılır. 12 kök 3'ten eksi 6 kök 3'ün 6 pi'nin çıkmış hali. Hani şıklarda görebiliyor mu? Yok. Ne yapmış? Ortak çarpan parantezini almış. Ya bunu dağıtıp A şıkkı olduğunu göreceksin. Ya da bunu 6 parantezini alırsanız 2 kök 3 6'sını aldım. Pi'si kaldı. 6 çarpı 2 kök 3 eksi pi doğru cevaptır dedik. Yani A şıkkı. O merkezli çember. Çemberin içine bir dikdörtgen çizilmiş. Dikdörtgenin dik kenarlarını da bize vermiş. Demiş ki burası 6, BC uzunluğu 8. Yukarıda verilenlere göre taralı alanların toplamı kaç santimetre karedir? Gördüğünüz gibi ne bir bütün var ne de bir dilim var, daire dilim var. Yine parçalardan bahsetmiş, kesenlerden. Buradaki taralı alanı hesaplama yöntemin belli. Buradaki taralı alan nasıl bulunur? Yani ben şunu biliyordum. Dikdörtgenin köşeleri diktir, dik kesişir. Bunu uzattığınız zaman çapı gören çevre açı 90 derecedir. Yani ben bunun hangi uzunluk olduğunu biliyorum. Çap. Hoca burada özel üçgen var. Özel dik üçgen var. Ne? 6, 8, 10 özel üçgeni. 10'sa bunlar yarıçap değil mi? 5, 5. Ne oldu? Çemberin sana yarıçapını bu şekilde buldurdu. Hem de neyi hesaplayabilirsiniz? Gördüğünüz gibi taralı alanında buradan hesaplayacağım. Yarısı yarım çemberden buradaki ABC üçgen alanını çıkartmış. Geldim yarım çember alanından. Eksi ABC üçgen alanını ne yapacakmışım? Çıkartacakmışım.
Ya hocam ben bu soruda sadece üçgen alanını hesaplayabildim buradaki. Bakalım kurtarır mı? Üçgenimizin alanı nedir? İki tane dik kenarımızın çarpımının yarısıydı. 6 çarpı 8 bölü 2. Bu da neye eşit? 6 kere 4 48, 2'ye bölersem 24. Ya da sadeleştirin çarpın. Eksi 24'lü bir şey arıyorum. Eksi 24, eksi 24. Cevap bu olmaz, bu ikisi olmaz. Cevap ya B ya D. Yarısını yaparsanız yarım cevap bulursunuz. Şimdi ne yapacağım? Yarım çember alanını hesaplayacağım. Yarım çember alan neydi? Yarı çapın karesi, yani pi r kareyle buluyordum. Yarı çapı 5 bulmuşsam 5'in karesi. Yarımı arıyorsam tamamını 2'ye böldüm. 25 pi bölü 2'den 24'ü çıkartırsanız taralı alanı bulursunuz. Cevabımız B seçeneğidir sevgili arkadaşlar.